Yok. Konuşmuyor. Konuşmuyor işte. Biz en iyisi senin söylediğin şeyi yapalım. Yapalım değil mi? Bir Paris havası koklasaydı kesin konuşurdu yalnız, söyledi. Bitirdin bizi Paris'le. Bitirdin. Ben doğrusunu söylüyorum Gülüm. Ne var? Tamam, şu videoları çektiğin zaman da öyle kendi başınıza yollamayın. Bana yollayın da ben bizim şirketteki en azından montajcıya vereyim. Adam gibi bir şey yapsın. Bir de yani bana sorarsınız. Yani bir green'de green'de çekin de arkaya kileyelim. Hani Paris falan koyalım yani. Bir de müzik falan. Ya daha mantıklı yani. Paris falan yok. Normal, sade. Herkes kendi çekecek videosunu ve yollayacak. Ben bir reklamcıyım Gönül. Yani lütfen bana izin verir misin? Yani daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Böyle arkada böyle bir Paris şeyi. Ya tamam. Sade olsun. Ha. Evet. Evet. Taktın sen de Paris'e ha. Dördüncü yiyorsun tamam. Sürekli yiyor. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Üsküp kanalımızı açmış bulunuyoruz. En yakın zamanda videolarımız sizlerle. Abone olmayı unutmayın. Kuru kuru alkışlamayın. Kanalımıza abone olun. Çevrenize de söyleyin. Kartları size dağıtın. Bir işe yarayın. Hayırlı olsun Şükrü. Sana da Hüseyin abi. Hayırlı olsun Yiğido. Hayırlı olsun Hüseyin abi. Kaç abonemiz var? Şu anda iki abone. Hayda. Şimdi. Tolga. Tutku'dan bir iz buldum. Dün gece eve sabaha karşı gitmiş. Vay vay vay. Ya ne var bunda İbem? Kız sabaha karşı evine gitmiş işte. Ya belki çıktı öyle tek başına biraz yürüdü. Hmm. Yaptığı kötülükleri falan düşündü. Hmm. Sabaha karşı eve gitmiş diyor ya. Yok Tolga, bu hiç normal değil. Ne diyeyim? Bak, Meltem abla ve Haluk Bey Tutku'yu tanımıyorlar. Zaten ne geldiyse başlarına onu tanımadıkları için geldi. Ama ben Tutku'yu çok iyi tanıyorum ve yapabileceklerini çok iyi biliyorum. Bu yüzden de onun kötülüklerine engel olacağım. Hmm. Haluk Bey ve Meltem ablanın evliliklerini ben koruyacağım. Vallahi ben senin gibi düşünmüyorum İremciğim. Canım maalesef yalnız değilsin. Kimse benim gibi düşünmüyor, herkes senin gibi düşünüyor. Herkes Tutku'dan kurtulduğumuzu zannediyor ama yanılıyorlar. Ya İrem, Allah aşkına şu paranoyadan artık kurtul ya. Ya Tutku diye biri yok, bitti gitti. Yok Tutku, bitti. Bitti. Rahat ol. Hiçbir şey bitmedi Tolga, hiçbir şey bitmedi. Allah Allah. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi videolarımızla çok eğleneceksiniz. Öyle böyle eğlenmeyeceksiniz. Çok eğleneceksiniz. Biz o izlediğiniz bebelere benzemeyiz. Yılların tecrübesiyle karşınızdayız. Tecrübe bizim göbek adımız arkadaşlar. Sizlere yapılmayanı yapmaya geldik. Evet. Şu anda önümüzde Maraş'tan getirttiğimiz özel acı biberler mevcut. 3 dakika içinde Şükrü mü acı biberlerden en çok yiyecek, ben mi? Bunu göreceğiz. Tabii ki ben abi. Acı biber yemek benim işim. Ben o acı biberleri çerez gibi yerim be. Bana bak akıllı ol Şükrü. Ben bu biberleri var ya kesme şeker gibi yerim. İndir elini. Ben yerim. Nasıl sen yersin? Ben yerim, ben. Adamı hasret. En çok ben yerim Hüseyin abi. Ben yerim. Bak anladınız. Evet arkadaşlar. En çok ben yerim arkadaşlar. Ben de yerim. Merhaba. Merhaba amcam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya kusura bakmayın, sizi rahatsız ettik ama yani imzanız olmadan hallolmuyor bu iş. Sorun değil, hemen şu dosyalara bakalım da. Geçici iş sözleşmesi dosyası değil mi? Evet, evet. Önce bir şey içelim isterseniz, bir kahve içelim. Biraz sohbet edelim. Olur, bir kahve alırım. Nasılsınız Meltem Hanımcığım? Güzel. Gerçi duyduk. Herkese postayı koymuşsunuz. Peki, öyle demese? Nedir bu konuyu anlamadım ben. Şöyle izah edeyim. Arda Bey, ben buraya işlerimizi halletmeye geldim. Özel hayatımı konuşmak istemiyorum. Ama yani şimdi Meltem Hanımcığım, yani sizin özel hayatınız bir nebze benim de özel hayatım. Yani bir yanda siz, bir yanda en yakın arkadaşım, can dostum Halukçuğum. Yani ben de ailenin bir parçası sayılırım yani. O yüzden de merak ediyorum yani ne oluyor, ne bitiyor? Hani siz tekrar bir araya mı geldiniz, ayrıldınız mı, boşanmaktan vaz mı geçtiniz? Hani bileyim ki ben de ona göre yani Halukçuğum'a bir yol arkası çizeyim. O yüzden de
Hani bunu yapabilmek için size bir soru soracağım. Lütfen bana bütün samimiyetinizle cevap verin Meltem Hanımcığım. Haluk sizin için tam olarak ne ifade ediyor? On yedi. On sekiz. Bravo Hüseyin. Kim tutar seni? On dokuz. Meltem Hanımcığım, soruma cevap alamadım. Bu şu demek oluyor, Haluk sizin için hiçbir şey ifade etmiyor. Arda Bey, biz bundan yıllar önce Haluk'la uzun bir yola çıktık. Bu yolda güldük, eğlendik, ağladık. İki tane çocuğumuz oldu, omuz omuza verdik, onları büyüttük. Evet, badireler de atlattık. Ama her zaman bizim için bir çıkış vardı yani. Tünelin sonundaki ışığı hep gördük. Şu anda aramız çok iyi olmayabilir. Ben kırılmış olabilirim, kızgın olabilirim. Ama Haluk benim bu dünyadaki en büyük aşkım. Ve ne olursa olsun ölene kadar onu çok seveceğim. Durun oğlum, komaya gireceksiniz. Yapma Yakup, çay yap. 25. 26. Oğlum. 27. İstersen bırak Şükrü. Bırakmıyorum abi. 28. Abi, yandım ben. Yandım be. Ben de yandım aynısından. 30. Meltem, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Dur, kapat kapat. Baştan alacağım. Tabii, zamanında yanında olsaydınız bu kadar acı çekmezdiniz. Ya tamam, hadi sen çek. Hadi. Bir dakika, evet. Saç düzeltelim. Ya uğraşma, hadi sen çek. 3, 2, 1. Gayet. Evet.